Sayın Valim, Sayın Rektörüm, Sayın Rektör Yardımcılarım, Sayın Dekanlarım, Sayın Daire Müdürlerim, Üniversitemizin saygıdeğer akademik ve idari personeli, Ordu ili kamu kurum ve kuruluşlarının değerli katılımcıları, kıymetli misafirler, sevgili öğrenciler ve basınımızın güzide temsilcileri. Üniversitemiz engelli öğrenci birimiyle Ordu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen Ordu için engelsiz yaşam çalıştayımıza hepiniz hoş geldiniz, onur verdiniz. Mayıs Engelliler Haftası'nı takiben planladığımız bu çalıştayda toplumumuzun her kesimine daha adil ve daha kapsayıcı bir yaşam ortamı sunmak için bir araya gelmiş bulunmaktayız. 2030 Engelsiz Vizyon Belgesi doğrultusunda düzenlediğimiz bu etkinlik, engelli bireylerin günlük yaşamlarında karşılaştıkları zorluklara çözüm bulmayı ve onların topluma daha etkin katılımlarını sağlamayı amaçlamaktadır. Sayın konuklar, programımıza başlamadan önce program akışımızı arz ederim. Saygı duruşu İstiklal Marşı, birinci oturum Doçent Doktor Sevim Acaröz'ün erişilebilir... Geçmiş yıllarda bildiğiniz üzere 10-16 Mayıs haftasında biz genel olarak öğrencilerimizle birlikte engelli öğrenci birimi olarak burada salon programı düzenliyorduk. Ancak gördük ki bu programlarda sadece engelin bir gün farkında olunması ve bugünden sonra herhangi bir eyleme geçilmemesi büyük bir eksiklik olarak fark ettik. Ve bu sebeple artık söylemden eyleme geçme zamanı geldiği düşüncesinden yola çıktık. Engelli bireylerin yaşamına dokunabilmek adına Ordu İlim, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü İşbirliği ile birlikte bu çalıştayı organize ettik. Engel, yani bu kelime bir etiket olması dışında kişilerin farkında olunması ve bu engel durumlarının ortadan kaldırılmasına yönelik yapılacak çalışmalara yol göstermesi adına tercih edilmekte. Kadınla ilgili çalışmalarımızda KADES uygulamasının, İçişleri Bakanlığı'nın KADES uygulamasının herkesin yüklemesi konusunda rehberlik yapıyoruz. Zaman zaman engeller için, özellikle görme engeller için kör diyeceğim belki. Siz buna olur mu öyle şey diyeceksiniz ama aslında olur. Gözleri görmeyen kişi kördür, kulakları duymayan kişi teoride sağırdır. Engellilik, Nilüfer Hocam bahsettiği için hiç ayrıntıya girmek istemiyorum. Bu körlük, sağırlık gibi kelimeleri aşağılama unsuru olarak kullandık. Sıra engelliliğe geldi. Bugün benim öğrencilerim, Türkçe öğretmeniyim. Bugün arkadaşlarıma sen görme engelli misin diyorlar. Yarın engellilik kelimesi de aşağılama unsuru olacak ve bu böyle devam edecek. Sözcükler değişmesin, algılar değişsin istiyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz.